İşte yarının canlı gazetesi Bozdağ Hedef'te manşetiyle, sür manşetiyle çıktık ve Adalet Bakanı'nın İzmir'de yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıya telefonunun ayrıntılarını verdik size. O telefon kayıtlarını ortaya çıkaran milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı ağırladık ve Tezcan, fezlekeyi hazırlayan savcının adını ilk kez açıkladı canlı gazetede. O savcının adı Ali Haydar ve bir başka açıklama önemli. Meclise bugün ulaştı fezleke dedi ve bu müdahalenin net bir şekilde ortaya konduğunu söyledi. Fezleke de önümüzdeki günlerin gündemi olacak bir konu bu. Hasan Cemal'i ağırladık. Hasan Cemal en bir dönem AK Parti'ye ve Başbakan Erdoğan'a destek veren bir isim. Başbakanın giderek meşruiyetini kaybettiğini söyledi. O açıdan son derece önemliydi. Siyasette, ekonomide, yargıda oyunu kuralına göre oynamıyor dedi ve seçimlerde eski oyunu yani %49 bile alsa artık Türkiye'yi istediği gibi şekillendiremez dedi. Son derece önemli açıklamalar dinledik Hasan Cemal'den. Ve karne günü, karne bugün birçok evde, akşam belki de akşam sofralarının konusu olacaktır. Eğitimci Cihat Şener'i ağırladık ve karne her şeyin sonu değildir. Onunla iş görüşmesi yapar gibi görüşmeyin çocuğunuzla dedi. Onu yanınıza alın, oturtun ve yeni bir başlangıç için başını okşayın ve tavsiyelerde bulunun dedi. Bu da önemli bir ipucuydu aileler için. Geldik ustamız Uğur Mumcu'ya. Onu kaybedeli, onun katledilişinin üzerinden 21 yıl geçti ve araştırmacı gazeteciliğin bu önemli ismini bugün hasretle anıyoruz, saygıyla anıyoruz.